Bugünkü dersimizin mevzusu şeytan. Tabi Allah'a imanı okuduk, ahirete imanı okuduk, meleklere iman, kader ve kaza, işte alem-i gayb, cennet, cehennem, haşir vesaire. Fakat şeytan konusunu es geçtik. Çoktan da bir şeytan dersi yapmamıştık değil mi? Aslında tabi yanlış anlaşılmasın, şeytana iman isimli bir ders olacak bu. Şeytana iman deyince tabi şeytana iman mı olur? Öyle bir iman esasında öyle bir şey mi var? Yani imandan kasıt şudur. Kelime manası itibariyle konuya baktığımızda iman, inanmak. Eğer şeytana inanmazsak, buna hani iman deniliyor tabir olarak. Yoksa imanın, itikadın esaslarından değil fakat İslam'ın şartlarındandır. Eğer tanınmazsa, varlığı kesin olarak kabul edilmezse, insan imtihanı baştan kaybetmiştir. Şeytanı tanımayan Allah'ı tanıyamaz, imtihanı da derk edemez. Derk edemez, anlayamaz manasındadır. Allah'ı da tanıyamaz. Niye? Çünkü biz zıtlar aleminde olduğumuz için her şeyi zıttıyla biliyoruz. Mesela güzel neyle anlaşılıyor? Çirkinle. İyi neyle anlaşılıyor? Kötüyle. Allah neyle anlaşılıyor? Şimdi yani zıt mana olarak yani Allah'ı yani zıt şeylerle anlama babında. Şimdi eneği de tahrik eden, hareketlendiren o. Yoksa şeytan olmasa burada ne diyor? Mesnevi Nuriye 158'de diyor ki insan eğer insan olmazsa şeytan bir hayvana inkılap eder diyor. İnsan eğer insan olmazsa şeytan bir hayvana inkılap eder. Şeytan olmazsa ne olur? İnsan olmaz. Şeytan olmasa da insan olur. Şu insan dediğimiz cami varlık var ya. Cenab-ı Hakk'ın bin bir esmasını aynaya darlık eden, her şeyi ortaya çıkartan keşşaf, insan da olmuyor. İnsan da hayvan gibi oluyor bu sefer. Hani mutat, işte yemesini içmesini yapan, klasik ibadetini yerine getiren bir varlık olarak oluyor. Fakat Cenab-ı Hakk'ın esmasını anlayamıyor. Zıtlar alemi olduğu için Cenab-ı Hak şeytanı musallat etmekle beraber ne yapıyor? İnsanın bütün fonksiyonlarını harekete geçiriyor. İnsan, insan olmazsa şeytan hayvana inkılap eder. Şeytan da olmazsa insan yine aynı şekilde zıt mana olarak ne yapıyor? Yine hayvana inkılap ediyor. Şimdi burada demek ki Allah'ı ve imtihanı, ahireti anlayabilmek için şeytanı bir güzel anlamak lazım. Şeytanı güzel bir tanımak lazım. O benim kitaplıkta Münafıklar bahsi vardır. Dışında kap yoktur. Böyle fotokopi gibidir. O kitaplarını orada göreceksin. O külliyatta yok. Orada münafıkları bahsederken düşman diyor ne kadar gizli olursa, ne kadar sinsi olursa o kadar tahribatı azimdir. Şeytan da bunun için ne yapıyor? Kendini perdeliyor. Bunu da Lemalar 82'de bakın şöyle diyor. İblisin en mühim bir desisesi kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Adam şeytan meytan yoktur diyor. Bak ilk yaptığı iş ne? Önce bir kere düşmanı kaybediyor. Adam rahatlıyor. Çünkü düşman yok. Bu sefer yavaş yavaş yapmış olduğu hareketlerin, yapmış olduğu işlerin kendinden olduğunu zanneder. Canının istediğini zanneder. Ben canım istiyor böyle abi ki canı diye bir şey yok. Şeytan tahrik eder, şerre iter. Efendim melek-i ilham tahrik eder, hayra gider. İnsan ikisinden birini tercih eder. Şeytan niye bunu böyle yapıyor? Niye kendini inkar ettiriyor? Evvela şeytan nedir diye bir sual soralım. Şeytan deyince ne anlıyorsunuz? Şeytan ne demektir? Nasıldır? Herkes kendi dünyasındaki şeytanı bir ufak bir tarif etsin bakalım.
vesvese. Vesvese onun verdiği bir iş. Kendisi değil, şahsı değil. Sizin dünyanızdaki şeytan nasıl? Herkesin şeytanı da farklıdır. Herkesin kendi tanıdığı şeytanı da farklıdır. Herkesin şeytanının derecesi de farklıdır. Ha, bu da var yani. Şimdi bir Bediüzzaman'ın şeytanı bize gelse hemen oluruk bir dinsiz. Herkese göre şey var. Yani herkese göre ayarlı yani. İblis var. İblis bunların en başı. Cenab-ı Hak'la işte o var ya, ben diyor ateşten yaratıldım. Daha değerliyim diyor. Bu ise topraktan yaratılmış, zelildir diyor. Neden ben varken bu diyor ya. O iblis. Onun çocukları, torunları böyle yani sülalesi çok geniştir. Herkesin de şeytanı vardır. Şeytan nedir? Evet hocam, siz nüfus memuru olduğunuz için şeytanı tanımlama hususunda mesleğiniz daha müsait. Şu şeytanın bize kimliğini bir açıklayın. Kütüğünü bir çıkartın bakalım. Kaçak mı çalışıyor bu vatandaş? Başka ne diyebiliriz? Şeytan bak çok iyi tanımak lazım. Halbuki Allah'ı tanıdığımız kadar şeytanı da tanımamız lazım ki bu imtihanı kazanalım. Adamın ise en büyük planı, ilk baş planı ne? Gizlilik. Gizlilik. Adam müthiş bir gizlilik politikası uyguluyor. Kimin hesabına çalışıyor abi? He? Kimin hesabına çalışıyor? Kendi hesabına çalışıyor. Bakın gizlilik hususunda takip ettiği maksadı biraz açıklayayım. Yani gizlilik planının arkasında ne var? Neler getirir? Bunu münafıklar için söylüyor üstad. Münafıkların hasiyeti de budur. Onlar da bunu gizlilik politikasını uygularlar. Birincisi, düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur. Bilsek ki şurada düşman var, bize kastetmiş, ne yaparız? Toplanırız, hep bile hücum eder, bir şekilde o adamı hallederiz. Ama düşman yok. Kim olduğu belli değil. Bu ne yapar? Bu insanı yavaş yavaş içten içe eritir. Zararlı olur. Sonra kandırıcı olursa daha habis olur. Bir de kandırıcı olursa gizlendiği zaman kandırmayı da rahat yapar. Çünkü insan dost ve düşmanı ne yapamayacaktır? Ayırt edemeyecektir o zaman. Diyor ki hidayetin ışığını söndür. Zira insan karanlıkta daha çok hata yapar. Şimdi burada kimse hata yapmaz. Kapıdan tek tek çıkar ama ışıkları söndürün. Hadi dışarı çıkın da birbirinizi ezmeye başlarsınız. Bu da nedir? Hidayetin ışığını söndür. İnsanlar o zaman daha çok hata yaparlar. O yüzden ilim çok önemli. Bilgisizlik, cehalet karanlık içerisinde kalmak gibidir. Aldatıcı olursa fesadı daha şiddetli olur. Aldatıcı olunca da fesadı daha şiddetli oluyor. Sonra dahili olursa zararı daha azim olur. Dahile. Dahile nasıl girecek? Bilinen bir düşman dahile girebilir mi? Giremez. Bilinmeyen bir düşman olması lazım. Bakın burada yani münafıklar için kullandığı bu tabir bizim için de geçerli. Çünkü şeytan da insanın içine giriyor, içine. Hani burada sizden şeytanın tarifini o yüzden istedim. Nasıl giriyor içine? Bu nedir? Genelde piyasadaki şeytanı tarif edeyim size. İşte bir şeytan var mı? Yani şeytan, kötü birisi. Bu kadar. İçine girer mi, çıkar mı, girmez mi? Aklını çeler mi, çelmez mi? Aklını alır mı, almaz mı? Bunların üstünde hiçbir bilgi yoktur. Yani şeytan var ama biz yine bildiğimizi okuyoruz. Acaba bildiğimi okuyorum dediğin şey senin bildiğin şey mi yoksa şeytanın bildiği şey mi? Bu yüzden nasıl bir şeytan biliyorsunuz onu bilmek çok önemli. Osman abi senin şeytanın nasıl? Şeytanın bildiğim sol yanımız şeytan oluyor. Sol yanımız mı oluyor? Sol yanımız solcular şeytan diyor. Kenan abi senin bildiğin şeytan nasıl? Senin şeytanla aran nasıl? Nefis herhalde. Adı düşmanımız kendi nefisimiz herhalde. Sen nefis diye tabir ettin. Bak herkesin şeytanı farklı çıktı gördük mü?
Yaşar abi, senin şeytan nasıl? Benim şeytan iyidir, olmadı. Yaşar abi, şeytan çok iyiymiş. Şeytan aslında herkesin farklı dedin ya, şöyle bence, şimdi insanın zaafı neyse, günah onu neye cezbediyorsa, mesela kiminin şeytanı kadındır, kadına musallattır, kiminin şeytanı dünyadır, dünyanın peşinden koşar. Ya şimdi kişinin şeytanı işlemiş olduğu ameli mi oluyor senin dünyanda? Yok, ameli değil de... Ya yani kötü ameli mi oluyor? Kötü amelin arkasında bir şeytan var. Yani benim şeytanım kadın, benim onun şeytanı dünya. Bence öyle, yani ben öyle bakıyorum olaya. Olaya o cihetten bakıyorsun. Yasin, senin şeytanın nasıl? Bu sıralar ne yapıyorlar, ne ediyorlar, iyiler mi? Aramızdan susuz mu? En güzeli, barışı ilan et, teslim ol, rahat edersiniz arkadaşlar. Mahmut, senin şeytan ne yapıyor? Pas geçiyor. Hakan? Vesvesedir abi. Sen vesvesedir diyorsun. Bakın, bu tabirler de çok önemli. Bunlara yavaş yavaş açıklayacağız. Vesvese, bakın, vesveseyi de izledim. Vesvese dediğiniz şey, onun sana vermiş olduğu bir iştir. Onun bir icraatıdır. Ben mesela burada çok işler yaparım değil mi? Ama o işler ben değilim. Ben başkayım. Ben bu suyu dökerim de bu bilgisayarı kaldırır yere de vururum. Benim yaptığım işler ben değildir ha. Onu söyleyeyim. Hakan, seninki ne yapıyor? Sen nasıl tarif ediyorsun? Senin dünyandaki şeytanı nasıl biliyorsun? Şeytan nedir? Çok canın yanmış senin işten güçten anlaşılan. Çok çalıştırmışlar seni ya. Şeytan perdedir diyorsun. Yani az önce aydınlık örneği verdiğim için, burası aydınlık ama herkesin etrafına bir perde çektiğimizde, etraf aydınlık bile olsa diğerleri aydınlıktan istifade ederken, onun etrafındaki o perdesi, oradaki aydınlıktan istifade etmesini engeller yani. O heva olur, heves olur, işte dünya olur, makam olur, şey olur. Her bir kişi için. Perde diyorsun yani, makam, mevki veya kişinin zafiyetleri, Yaşar abinin söylediği gibi. Bir de şeytanın şimdi zatından, zati yapısından başlayıp, hani Allah'ı tanırken Allah'ın zatı, sıfatı, esması, efendim şehadet alemindeki tecelliyatı, böyle sıralamaları yapıyoruz ya. Şeytanın zatından başlayalım. Kim bu şahsiyet? Zatı ateşten yaratılmış bir cin. Hani diyoruz adam cinlendi, bak cinlenmiş, hasta. Deliriyor hakikaten, görmüşsünüzdür. İnternetler dolu, efendim etrafınızda vardı hasta. İşte ona uygun işte okuyan, tedavi edenler var mesela. Cinlendi. Şimdi diyebilir misin ki ya işte bir kavramdır. Adam deliriyor. Adam kendini camdan atacak. Bakıyorsun kızarıyor, bozarıyor, bayılıyor. Bak ne kadar tesir ediyor değil mi? Burada bir tesir var. Bir enerji var yani. Veya abuk subuk konuşturuyor. Değil mi? Burada bakın şeytan anlayışı bir kere değişmesi lazım. Şeytan dediğimiz zat akıllı, şuurlu, insanı ele geçirmeye çalışan böyle bir enerji kütlesi, değil, güç, evet zeki, zekaveti olan fakat akıl penceresinden bakmayan. Normalde Cenab-ı Hak herkese verdi ama hani derler ya, millet akıl almaya giderken sen neredeydin diyorlar ya. Bu vatandaş aklını kullanmıyor, zekavetini kullanıyor. Böyle şuurlu, senin, benim gibi bir adam, imtihanda olan bir adam. İmtihanlı birisi yani. Ki sen yanındaki arkadaşın sana kötülük de yapabilir, iyilik de yapabilir değil mi? Aldatabilir de, aldatmayabilir de. Bu adam da böyle birisi. Yani evvela şeytanı iyi tanımak lazım ki. Yoksa böyle hani nefsin kötü duyguları olarak bilirsek işte tam onun aldatacağı bir zemin. İmam Rabbani radıyallahu anh diyor ki bir gün bakarken böyle sokağa gülüyor. Talebeleri diyor ki efendim niçin güldünüz? Diyor ki şu adama baktım da diyor evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi okumuş. Şeytan ona sağından yaklaşmak istedi, yaklaşamadı. Solundan yaklaşmak istedi, yaklaşamadı. Önünden yaklaşmak istedi, yaklaşamadı. Arkasından yaklaşmak istedi, yaklaşamadı.
Bu tabir de ayettir ha. Şeytan onlara önünden yaklaşır, arkasından yaklaşır, sağından gelir, solundan gelir diye. Aslında bu ayeti şey yapıyor. Ama görüyor. Görülebilir, hasta görüyor. Yani görmek için de evliya olmanıza gerek yok ha. Adam hasta olmuş, görüyor, korkuyor mesela. Bir sürü var piyasada, hastalar var. Yani bunlar evliya olmamışlar ha. Bunlar hasta olmuşlar. Yani biraz onların etkisine daha çok girmişler. Kontrolleri altına almışlar mesela. Yani bunun düşmanın efendim büyüklüğünü, gücünü, etkisini bilirsek bu sizi neye götürür? Bu sizi zafere götürür. Bilinmemesi, gizli olması ise insanı mağlubiyete götürür. Bir anda parlar, bir anda asabi olursun, bir anda bir şey dersin, anında sevk ederler. Ama en önemli silahı, en önemli etki alanı ona inanman. Yani senin ona tesir edebilmen, ona inanman. Ha vay mel'un, yine geldin. Ha bu sensin. Böyle boş bulunursun, bir anda böyle bakarsın ki seni kontrol altına almak, bir anda kötü bir şey sevk edin. Vay mel'un, sen geldin demek. Euzu billahi mineşşeytanirracim diye hemen Allah'a istiaze etmek ve Allah'a sığınmakla beraber hemen şerrinden emin olur insan. Diyor ki, öfke şeytandandır diyor. Şeytan da ateştendir. Su ateşi söndürür. Öfkelendiğinizde abdest alın diyor. Hadis bu. Sinirsel sistemlere müdahale ediyor, edebiliyor. Seni bir anda kontrolden çıkarıyor. Hani arabanın gazına basıyorsun, 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 basıyorsun. Viraj geldiği zaman artık daha kontrol edemiyorsun değil mi? Daha durmaz yani. Çünkü mesafe yok artık. Girecek bir tarafa. Ne yapıyor? Şeyi adrenalini yükseltiyor, 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 yükseltiyor. Ondan sonra olayı önüne çıktığı anda güm diye vuruyorsun, patlıyorsun. Hemen ne yapmak gerekiyor? Soğutma sistemde radyatörü açacaksın. Hemen ne yapacak? Soğutacak. Hemen bir abdest alacaksın filan böyle. Kanı hareketlendiriyor. Diyorlar ki ya Resulallah şeytan içimize girer mi? Diyor ki damarlarımızda dolaşır. Yalnız benimkinde dolaşamaz diyor. Çünkü niye? Üstad diyor ki şeytanı ona tabi olmuş. Şeytanı kontrol altına almış. Elbette ki öyle fahri alemi elbette ki o kontrol altına alamaz. O onu kontrol altına alır. Ama insanlara da kontrol altına alma kapısı açık yani. Tabi belli noktalarda biz onu mesela kontrol altına alıyoruz. Eğer sapıtma nispetinde de bu gibi meclislerden uzaklaşma nispetinde de o bizi kontrol altına alıyor. Çünkü cehaleti çok sever. Cahil tam dostudur onun. İstediği gibi sevk ediyor. Yine münafıklar bahsinde bu gizlenmesinin hikmetlerini, gizlilik perdesini şeytanın çokça kullanmasının hikmetleri, altında yatan manaları üstad şu şekilde izah ediyor. Bu işaretül icazdan bir parçadır arkadaşlar. İşaretül icazın içerisine zaman ve zemin muvafık olmadığından üstad çıkarmış, fakat çıkmış olması külliyattan değil manasında değil. Zamanla yavaş yavaş dahil edilenler var. Bunlara gayri münteşir deniliyor. Münafıklar bahsi. Çünkü dahili düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır. İçerideki düşman ne yapar? Kuvveti dağıtır, cesareti azaltır. İçimize giriyor. Tanısan onu, vay mel'un desen, iradeni toplasan tesir edemez. Eğer orada da tesir edecek olsa o zaman imtihan biter zaten. Cenab-ı Hak o dirayeti vermiş ama o dirayeti kullanmayı biz bilmediğimiz için o ne yapıyor? Rahatça kontrol altına alabiliyor. Sinir sistemini, beyindeki idari sistemi ele geçiriyor. Harici düşman ise bilakis asabiyeti şiddetlendirir, salabeti artırır. Düşman dışarıda olsa halkın gücünü artırır, fakat içeride olsa kuvvetini dağıtır. Bundan dolayı gizlilik perdesini kullanıyor. Nifakın cinayeti İslam üzerine pek büyüktür. Alem-i İslam'ı zelzeleye maruz bırakan nifaktır. Şeytan da nifak tohumlarını eker, insanın içerisindeyken, sonra toplumun içerisindeyken, böyle böyle ne yapar? Yavaş yavaş o nifakı yaymaya başlar. Bunun içindir ki
Kur'an-ı Azimüşşan ehli nifaka fazlaca teşniat ve takbihatta bulunmuştur. Ve cehennemin yedinci tabakası en alçak mertebesine de o münafıklar gidecektir ki onlar gizlilik perdesiyle Müslüman gözüküp ehli İslam'ı içeriden bozduklarından dolayı. Bunun için ehli küfür de şeyden şikayetçidir. Alimlerden şikayetçidir. Alimleri önce yok etmek ister. Zaten Cenab-ı Hak da diyor ki, Cenab-ı Hak hadiste bir ümmetten dini kaldırmak istediğinde onların içindeki alimleri çeker alır diyor. Alimler gidince insanların hidayet ışığı onlardır. Hidayet ışığı gittiği için insanlar artık bolca hata ve yanlış yapmaya başlar. Şu zamanda hususan maddiyunların felsefeleriyle zihni bulananlar, maddiyunların felsefesiyle zihnimiz umumen bulanık arkadaşlar. Bu derslere katılmak ve şu Risale-i Nur eserlerini okumak nispetinde bu zihin ne yapıyor? Dinleniyor. Dinlenince artık suyun dibi gözüküyor. Fakat bulandırdığı zaman suyun içinde artık bir şey gözükmüyor. Fikrin içerisi gözükmez olur, karanlık olur. Yani ille var bizde mesela, değil mi? Felsefe fikriyle zihni bulanmayan var mı? İlkokuldan beri felsefe okuyoruz. Bize verilen okul dersleri umumen felsefe mahsulüdür. Yoksa din tedrisatı temelinden beri yetişmiş ve süzülmüş bir şey değildir. Toplumumuzda felsefe hakimdir. Güçlü olan kazanır, işte bunların artık ortaya çıkmış hali. Bu bedihi meselede tereddüt gösterdikleri için, bak felsefi fikire sahip olan insanlar bu meselede ne yapıyor? Tereddüt gösteriyor. Hangi meselede? Şeytanda. Çünkü maddiyatla hareket ettiği için manevi şeyleri kabul etmiyor. Etmeyince de şeytanı otomatikmen inkar ediyor. İnkar edildiği zaman da şeytana meydan açılıyor. Şeytanı böyle burada arkadaşlarınızı nasıl görüyorsanız, size nasıl iyilik ve kötülük yapabilecek güce, kudrete sahipse aynı şekilde kabul etmedikçe, inanıp itikat etmedikçe şeytanla mücadele edilemez. Abi şeytan zaten benim kalbim bozuldu diyor. Yani senin kalbin demiyor. Evet. Kalbin bozuk diyor. Kalbim bozuldu diyor. Sen bir işe yaramazsın diyor. Zaten ben diyor bir işe yaramam diyor. İşte Allah'ın huzuruna diyor namazda karı kız düşünerek nasıl çıkayım diyor. Bak ne kadar faziletli değil mi? Halbuki çok dindar değil mi? Ama aslında seni kendi hesabına konuşturuyor. Tanısan gider, tanımazsan ne olur? Gelir. Korksan ağırlaşır. Ama tanıyacaksın ama korkmayacaksın da. Mel'un. Gel bakalım. İnne şeytane zayıfe diyor. Ayeti tam okudun mu Hafız hocam? Fahrettin hocam. Arada bir şey atladım gibi mi geldi bana? Keyden zayıfe vardı. Evet, keyden vardı. Evet. Yani şeytanın tuzağı zayıftır. Zayıf ama fark edebilirsen zayıf. Fark edemezsen çok dehşetli. Şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz. Söz de bayağı uzunmuş paragraf ya. Okuyayım mı? İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervah-ı habise, bil müşahede olduğu gibi cesetli ervah-ı habise, pis ruhlar diyor. Şeytanın vazifesini görüyor. Şeytan sana vesvese verir, der ki, işte karıya kıza bak, işte
harama meyillen, bak bu bir vesvese. Ama bakıyorsun ki çıplak bir kadın değil mi geçse gözünün önünden, onun tesiri mi insan üzerinde daha azimdir, yoksa sadece aklına gelen bir vesvese mi daha azimdir tesiri? Elbette gözünün önündeki. Bir de müdahale etse sana, şerre, zinaya seni çağırsa, davet etse, o zaman imtihan daha da büyük olur değil mi? Yusuf Aleyhisselam için ne diyor? İmtihan kalkıyor abi o zaman. Kesin gidiş diyor. Eğer biz diyor muhafaza etmeseydik diyor, bir peygamber diyor, bu peygamber yani, biz muhafaza etmeseydik diyor, o bile gitmişti yani. Ayetin bil mana icmali olarak. O yüzden Yusuf Aleyhisselam ne demiş? Ondan sonra innen nefse le'emmâratun bis-sû'i illâ mâ rahime rabbi. Rabbimin merhamet ettiği durumlar hariç nefis daima kötülüğü emreder. Rabbimiz merhamet etmese küntü türava gideceğiz. Ama şu var. Rabbimiz bizi nasıl muhafaza eder? Öyle bir vaziyetin vardır ki sırat-ı müstakimde gitmek için tutunuyordur. Cenab-ı Hak bu sefer özel muamele ediyor. Muhafaza ediyor. Bu aynı hadise gerçekleşiyor. Kadının bir tanesi bir Erzurum tarafında diyebiliyorum. Bir nur talebesine kadın iş koyuyor. Şöyle böyle derken bir gün bir vesileyle bunu eve çağırıyor. Diyor ki ya bağıracağım burada işte bu adam bana saldırdı diye veya da zina edeceksin diyor. Şimdi adam yani dindar bir adam, halk tarafından da böyle bilinen bir adam. Zina ise haram. Etmese iki paralık olacak. Nasıl kurtulacak şimdi? Ne yapmış biliyorsunuz mu? Demiş ki o zaman müsaade et bir tuvalete gideyim demiş. Tuvalete gitmiş. Affedersiniz oradaki insan pisliğini tuvaletten alıyor. Bütün yüzüne, gözüne, üstüne, başına böyle bir sürüyor. Ondan sonra bir çıkıyor. Kadın diyor ki defol pislik diyor. Kovuyor bunu. Cenab-ı Hak öyle muhafaza ediyor. 40 yıl düşünsen aklına gelmez değil mi? Ama halismiş ki Cenab-ı Hak yani öyle bir şey ki zina etsen 7 büyük kebairden biri. Etmesen daha beter iftiraya maruz kalacaksın. Bütün şerefin, haysiyetin gidecek. Ama böyle tereyağından kıl çeker gibi kıl biraz mide bulandırmış, o yoldan kurtarmış bunu. İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervah habise. İşte bu garıymış demek ki bu. Bir müşahede bulunduğu gibi cinniden de, bak cinniden de cesetsiz ervah-ı habise dahi bulunduğu o kat'iyettedir. Kat'iyettedir. Şimdi biz bunu biliyoruz ama biz bunu şey bir enerji gibi işte şeytan da var. Hani Allah inancı halkta nasıl var? Allah var ama o Allah bize karışmıyor. Bizimle bir alakası yok. Şeytan inancı da böyle. Bir şeytan var ama bizimle bir alakası yok. Şeytan işte yani imtihan oluyor veya işte nefsimiz kötüdür. Öyle biliyoruz. Böyle yuvarlak bir hesap yani. Aslında devamlı bizimle gezen, şuurlu, zeki, senin durmadan açığını bekleyen, bak hiç günah işlemezsin, istikametli gidersin. Bir an böyle bir boşluğuna denk gelir, ayağını tak kaydırır orada. İbadetle meşgulsün. O anda gelmez. O der, dur hele şu şey bir geçsin bakayım. Şuradan bir çıksın da ben ona bir tezgah hazırlayayım. Aylık planı vardır ya. Bir ay sonraya plan yapar. Eğer onlar maddi ceset giyseydiler bu şerir insanların aynısı olacaktılar. Camları açın, ısındı herhalde içerisi. Yavaş yavaş ağırlık çökmeye başlar. Böyle ağırlıklar gelir yani. Onlar da memnun olmazlar böyle işlerden. Deşifre olmaktan hiç memnun olmazlar. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki bir mezhebi batıl hükmetmiş ki insan suretindeki gayet şerir ervah habise, o pis ruhlar
ölen kişilerin pis ruhları öldükten sonra şeytan olur diye batıl bir itikat da çıkmış bu usta. Bu itikat ama batılı, onu bilin yani. Sonra hoca böyle dedi diye gidip de amel etmeyin. Mesela nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir, yağ bozulsa yenilmez. Bazen zehir olur. Öyle de mahlukatın en mükerremi, belki en alası olan insan eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Şimdi şeytan daha çok hangi sahalarda müdahale eder? Müdahale sahasını okuyalım. Şeytan böyle bizi alıp götürür de işte kötü birisi mi yapar? Yani bunun gücü bu kadar var mı? Yok, şeytanın kendi bir gücü yok. Şahsi bir gücü yok. Hatta mahşer meydanındaki vaziyeti anlatan hadis-i kutsiler ve ayetlerde diyor ki, şeytan, işte insanlar der ki yani hesap sorulduğu zaman, ya Rabbi bizi bu yoldan çıkardı. Şeytan hemen der ki, ya Rabbi ben bir şey yapmadım. Benim elimde bir kudret yoktu. Ben sadece günahı güzel gösterdim. Adamın sadece bir reklam şeyi var. Ama reklamı iyi yapıyor tabii. İyi bir işbirlikçisi var ama. Askeri var ha. Elemanlar çok. İçeride iyi bir işbirlikçisi var. Zaten dahilde birisi olmasa içeriye onu kim alacak? Diyor ki, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Bak, bozulmamış. Bu tabir neyi gösteriyor? Bozulmuş akla müdahale ediyor. Bozulmamış akla niye peygamberlere müdahale edemiyor? Niçin alimlere müdahale edemiyor? Bozulmuş akıllara, yani evvela demek ki nefsimizden başlamak lazım. Tamirata, tadilata nefsimizden başlamak gerekiyor. Nefiste bozukluk olmayınca ne yapamıyor? Müdahale edemiyor. Mesela vücuttaki maddi hastalıklar gibi. Maddi hastalık ne zaman müdahale eder? Arkadaşlar, hepinizde kanser var ha. Biliyordunuz değil mi? Hepinizde kanser olduğunu. Bilmiyor muydun sen? Doktora gidip bir görüneydin ya. Hepimizde kanser mikrobu var. Verem mikrobu var, siroz var, her türlü hastalığın mikrobu bizde mevcuttur, hazırdır, bekler. Ne zaman ortaya çıkar? Vücut hangi noktada zafiyet gösterirse o hastalık baş gösterir. Yoksa hastalık yeniden gelmez. Vücudun zaafa düştüğü yerden çıkar, baş gösterir. İşte şeytan da aynen bunun gibi insanın zafiyet noktasını, Yaşar abin de dediği gibi, tespit eder, bakar ki bu noktada bozuk bu. Hemen o noktaya yüklenir. Ve oradan bakarsın ki müthiş bir helaket içerisine insan düşmüş. Bunun tedbirini maddi ve manevi insan almalı. Plaja gitsek hepimiz takva yapamayız. Yani veya orada olsak hepimiz takva yapamayız. Zemin çok önemli. Ya bak, maddi tedbir. Gitmeyeceğim. Yapmayacağım. Oradan geçmeyeceğim veya mümkün mertebe hep şeyi düşüneceğim. Yani farklı alternatifleri düşünmek gerekiyor. Tedbir almak gerekiyor. Aksi halde hani mesela kredi kartına giriyoruz mesela. Ben zamanında öderim, faize girmem. Önce seni zaten bu düşünce neydi ama bu düşünce şeytandan. Diyor ki sen diyor zamanında ödersin diyor. Sen şey yapmazsın diyor, faiz ödemezsin diyor. Zamanında ödesen de aslında faiz ödüyorum da, yani farkında değiliz. Yaklaştıktan sonra, zeminine girdikten sonra artık o sahada o güçlü. Sen adamın sahasına girmişsin, deplasmanda ondan maç edebilir misin? O hemen bir şey uydurur, işini bir ters getirir, bakarsın ki oh öyle de güzel faiz ödüyorsun ki şakır şakır da ömür boyu faiz ödemeye başlarsın. Yani şeytan önce zemine çekiyor. Kendi bölgesine çekiyor, ondan sonra işini bitiriyor. Burada tabii önce nefsimden başlarım diyor ya üstad. Nefsimizden başlayıp aklı bir toparlamak lazım. Akıl çok yüksek bir cevher. Bakın,
hayat bahsinde var ya, işte ruhtan, işte hissiyattan süzülmüş bir cevher olarak en üstte aklı bahsediyor. Ne var bu akılda? Akıl düşünceyle beraber bütün kontrolü ele geçiriyor. O düşünce hakimiyetini kaybettikten sonra insan artık şeytana teslim oluyor. O da şeytana bir alternatif yani. Şeytanın tesirini izale edici bir güce sahip. Bir kalkan, güç kalkanı gibi. Sadece fikir olarak düşünmeyin ha. Mesela insanda bir güç kalkanı var. İnsan korktuğu anda akıl kapanıyor ya, düşünce sistemi kapanıyor ya, koruma kalkanı da kapanıyormuş. İkisi aynı şey. İkisi aynı anda cereyan eden mesela. Korktun bir şeyden aşırı şekilde, zom oldun böyle. Orada bir şey düşünüyor musun? Zaten düşünemiyorsun. Böyle kalıyorsun değil mi? O anda insandaki bütün güç kalkanı komple kapanıyor. Zaten şeytan o zaman müdahale ediyor. Akıl başta olduğu zaman hemen ne yapıyor? Kontrol ve güç kalkanı da açık olduğu için ne yapamıyor? O enerji olarak, yani enerji gibi düşünün. O bu sefer giremiyor, tesir edemiyor. Yoksa şeytan şimdi de var. Ama burası şeytan da oğlum. Hep sizinle beraber geldiler. Ha buralara oturdular. Ama müdahale edemiyor. Kalkanınız açık. Güç kalkanı açık. Fakat cehaletle, bilgisizlikle ve korkaklıkla bozulmuş akılla beraber ne oluyor? İnsanın aklını bozucu şeylerden de kaçması gerekiyor. Bakın bunun için gazeteler, televizyonlar, ha bir yandan hezeyan döküyor. Bir hava durumunu sunayım size. Beyaz ejder kapıda. Mübarek kar gelmiş. Bütün mahlukatı gübreleyecek ki Cenab-ı Hak meyve verdirsin ağaçları değil mi? Beyaz ejder kapıda. Büyük felaket. Son yılların en büyük kışı olacak. Bir şey var mı? Yani ümit verici bir ışık. Neyse hadi kışı geçtik. Son yılların en büyük felaketi ve kuraklığı olacak. Susuzluk kapıda. Ulan rahmet yağsa suç. Yağmasa suç. Yani Cenab-ı Hak ne yapacak yani bize? Değil mi? Ne versin? Her şeyi musibet olarak algılattırıyor ya. O sisteme beyin alışıyor. Sisteme alışıyor. Bu sefer sen iyi bir şey göremezsin. Güzel bir şeye bakamazsın. Hiçbir şeyi güzel değerlendiremezsiniz. Her şeyi eleştirme ihtiyacı hissedersiniz. Bardağın her zaman boş tarafına bakar, dolu taraftan nasiplenemezsiniz. Elhamdülillah, çok şükür. Malımız, mülkümüz var, karnımız doyuyor. Baksana Suriyeliler açık, sefil, perişanken bize Cenab-ı Hak başımızı sokacak bir yer vermiş, böyle ders ortamı vermiş. Bin şükür diyecek bir tane adam yok piyasada. Niye? Sistemi hep böyle aç olarak hazırlıyor seni. Niye? Satacağı malı alabilmesi için bu vatandaşı hep aç yapması lazım. 2014 model arabası olan 2015 almanın derdinde 16'yı alan önümüz sene fakir düşecek. 17 model çıkacak değil mi? 17'yi alsa 18 gelecek yine fakir. Bitmeyecek yani. Böylelikle insanlara durmadan bunu telkin ediyor. Yani bunları bu borazanlar ötüyor ama biz zannediyoruz ki televizyon oradaki insanları şeytan yönlendiriyor. Yani bu fena fikri o aşılıyor. Ya şeytan televizyona da müdahale ediyor. Ya orada konuşan adam insan değil mi? Sana şeytan müdahale ediyordu, ona müdahale etmiyor mu? Ona da müdahale ediyor. Böylelikle insanlara umumi bir telkinat yapıyor. Umumi bir telkinat yapıyor. Bir de halk arasında bir laf var. Bunu Sözler 188'de diyor. Bir de çürümemiş hiçbir kalbi de diyor. İkna edemezsin. Çürümemiş hiçbir kalbi. Akılla kalbine sahip olduktan sonra sana müdahale edemez. Şeytan diyor ki ya Rabbi bana müsaade et, ben diyor sana itaat edecek hiçbir kul bırakmayacağım diyor yeryüzünde. Büyük bir laf değil mi? Cenab-ı Hak da diyor ki git diyor, ne yaparsan yap ihlaslı olanlara bir şey yapamayacaksın diyor.
Adam ihlaslı. Sağından gelsin, solundan gelsin. Hiç. İnanmışsın Allah'a, inanmışsın da şeytana. Dost burada, düşman da burada. Müdahale edemez. Bir de halk arasında dolaşan şu söz, yine sözler 188'de. Aklını alırım senin diyor. Değil mi adam? Çok antika bir laftır. Bak aklını alırım senin. Yani aklını alırsa ne olur? Böyle kalırsın. Bunun karşısında. Şeytan onun aklını elinden alır diyor sözlerde. Önce ne yapıyor? Direksiyon hakimiyetini ele geçiriyor. Kontrol merkezini ele geçiriyor. İnsanın aklını elinden alır. Ama neyden dolayı alıyor? Yani nasıl alıyor? Şimdi niye alamıyor da niye alıyor? Alacağı zaman ne? Bozulmuş aklı alıyor. Önce bozuyor, sonra ele alıyor. Sistem böyle gerçekleşiyor. Sonra diyoruz ki ben böyle düşünüyorum diyoruz. Acaba sünnet-i seniyye mizanlarına vurduk mu? Şeriat mizanlarına vurduk mu acaba? Bu söz bize mi ait, şeytana mı ait? Sünnet-i seniyye göre acaba bu doğru mu, yanlış mı? Yemeği sağ elle, sol elle yersem doğru mu, yanlış mı? Bunu bile söylüyor din. Niye? Orada bile mihenk var. Ama biz düşüncemizde, efkarımızda hiç soruyoruz mu ki ya acaba benim şu düşüncem, şu fikrim dine göre mi değil mi? Şeriata uyuyor mu, uymuyor mu? Haram mı, helal mı? Bir kere şeriat bilgisi yok ki. Belki de çoğumuz Ömer Nasuhi bilmen ilmihal ha o. İlmihal. Çocukların ders aldığı ilmihal. Yani yaz kurslarında da. Onu bile okumamışız. Dini bilmiyoruz ki dine vursak. O zaman düşünce ne? O zaman düşünce otomatikman dinsiz olur. Neye göre fikir? Neye göre düşünce? Bana göre dediğin zaman dinsiz bir düşünce olur. Yani sen dinsiz olmazsın ha, anlıyorum. Düşüncen dinsiz olur. Niye? Dine göre tartmamışsın ki. E tartacağım ama bilmiyorum. Oku. Ben o kadar okuyacağım. Sor. Dine göre mihenk o, ölçü o. Affedersiniz tuvalette, tahareti nasıl alacağını bile o dinde mevcut. O bile var. Ne olacak? Fikir noktasında tabii iyi analiz yapabilmek için dini iyi bilmek gerekiyor. Esasatını iyi bilmek gerekiyor. Yoksa Müslüman ona bakıyorsun ki kafir safında. Şimdi şaşırıyoruz ya Müslüman kafirin safında Müslümanın boğazını kesiyor. Allahu Ekber diyor boğazını kesiyor. Şaşırıyoruz değil mi? Adam hadisleri inkar ediyor. Niye bak şeyde Selefilerde, Vehhabilerde mesela hadislerin çoğunu inkar ederler. Zayıf derler. Şey, neden inkar etme ihtiyacı hissediyor? Hani demin dedik ya, bak tuvalet adabını bile din belirliyor. Kafana göre hareket edemezsin. E şimdi din bunu belirliyor. Adamı böyle yönlendirecek, Allahu Ekber deyip boğazını kestirecek. Kestiremiyor ki. Canı, malı, kanı hepsi haramdır diyor din kardeşinin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa, ehli bidat da olsa fark etmez, haramdır. Kesemezsin. Bir suç, bir gerekçe olmadıkça. Ama önüne geleni biçiyor adam. Bunu nasıl yapıyor? Hidayetin ışığı olan hadisleri inkar ettiriyor. Çünkü inkar mezhep imamı filan kabul etmiyor adam. Niye? Ulan mezhep imamını kabul etse adam şuradan kapıyı açarken bile diyecek ki ya dinde acaba nasıl açılıyordu bu kapı? Onu bile sormak zorunda. Bu sefer hemen hidayetin ışığı olan mezhepleri, mezhep imamlarını, o da yetmiyor, hadisleri inkar etme ihtiyacı hissediyor. İnkar ettiriyor. Bu da şeytandan insanlara, şeytanlaşmış insanlara devredilmiş proje. Tabii o da ne yapıyor? Sevk edebilmek için bu şekilde hareket ediyor. Cenab-ı Hak aklımızı muhafaza eylesin. Aklını alırım senin ha diyor ya işte. Adam bundan dolayı diyor. Önce aklını alacaksın, sonra parasını alacaksın. Bir de bir desisesi de arkadaşlar, desise olarak. Bu da çok önemli bir nokta. Zamanımızın hastalıkları bunlar. Yani böyle hani tesadüfen bahsedilmiş meseleler değil. Bu zamanda şeytan hanginleri kullanıyor?
Bir de bazen şöyle diyoruz. Hüccetül Kur'an aleş şeytan ve hizbihi. Şeytanı ifham, iblisi ilzam, susturan, ehli tuğyanı iskat eden birinci mebhas. Bunların hepsinin işini bitiriyor. Burada diyor ki, şeytanın bir desisesi de bir tarafını muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. Bir tarafını muhakeme. Yani arkadaşlar, demokratik olun. Yani tarafsız düşünelim. Bu mesele hakkında tarafsız düşünelim. Tarafsızlık diye bir şey yoktur. Bu açıdan bu meselelerde bakın ehli küfür ve ehli isyan, dinli ve dinsiz, iman ve inkar meselelerinde tarafsızlık diye bir şey olamaz. Müslüman tarafsız olamaz. Müslüman tarafı bellidir. Müslüman tarafında kalması gerekir. Bir tarafa ne diyor? Hareket etmek, yani tarafsız olmak, tarafı muhalifi, yani dinsizliği kabul etmektir. Ben desem ki arkadaşlar, ben hani arada bir mesele var. Şurada dinsizler geldi. Burada Müslümana. Durun, ben sizi tarafsız olarak dinleyeceğim. O zaman dinsiz olmam gerekir. Dinden çıkıp ortada kalmam lazım ama ortada kalamıyorum. Dinden çıktığım gibi otomatikman dinsiz olurum, değil mi? Veya diyorlar ki, efendim siz çok aşırı gidiyorsunuz. Yani böyle aşırı dincilik de olmaz. Yani biraz tarafsız düşünün. Meseleye objektif bakın. Meseleye ben Allah ve İslam çerçevesinin dışında bakamam. O çerçevenin dışına çıktığım zaman ben dinsiz olurum. Böylelikle sizi ne yapar şeytan? Ve şeytanlaşmış insanlar sizi önce dinden bir çıkartırlar, kendi safına alırlar, ondan sonra lafı eğersin, bükersin, işte aslında öyle de öyle değil de, yok efendim ben dinimin sahibiyim. Değil mi? Ben Müslümanım ve bu açıdan bakıyorum. Kural budur, kaide budur. O sana tabi olacak, o İslam'a tabi olacak. Yoksa tarafsızlık demek, dinsizlik demektir. Çünkü ortada yer yok. Hem dinli hem dinsiz olamazsın. Buradakilerin hepsi Müslüman, değil mi? Var mı aramızda Hristiyan filan olan? Ha, o zaman konuya İslam açısından bakacağız. Mecburuz. İslam'ın menfaati, dinin, Müslümanların menfaati açısından konuya bakacağız. Gavur bak öyle yapmıyor. İnsan hakları var. Kime var? Avrupalıya, Hristiyana var, Yahudiye var. Sana yok. Hani Avrupalılar biz önceden şöyle bildik. Bundan 20 sene önce değil mi? Avrupa, cennet, insan hakları, hukuklar ne kadar gelişmiş, ne kadar üst seviyede değil mi? Ama balina mesela kutuplarda buzda sıkışmış. Balinayı hemen koşuyorlar, kurtarıyorlar. Hayvan hakları ne kadar üst seviyede gelişmiş. Ama Suriye'de cayır cayır katliam oluyor. Çocuk, mocuk hepsini öldürüyorlar. Hiç ıslık çalarak öbür tarafta başka meselelerle meşguller. Hani tarafsızdı, demokratikti, insan haklarıydı. Kendine. Sen de tarafsız olursan sen de onların safına. O zaman hakkı kim savunacak? Hakkı kim iade edecek? Hak nerede kaldı o zaman? Tarafsızlık yok arkadaşlar. Tarafımız Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar iki cereyan var. Bak üç yok. İki cereyan var. Ehli iman ve ehli küfür. Bunların ikisi mücadele ediyor ve edecek, kıyamete kadar da edecek. Tarafsızlık ve ortası diye bir şey yoktur. Tarafsızlıkla beraber şeytan da bunu telkin ediyor. Tarafsız olun. Demokratik bir şekilde düşünün. O demokratik diyenlerin asıl iç yüzü ortaya çıkıyor. Kesinlikle bu tarafsızlık denilen desiseye kapılmamak gerekiyor. Birden diyor şahsını görmedim fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Bakın şeytanı görmek için evliya olmanız gerekmiyor arkadaşlar. Aslında şeytanı siz de görüyorsunuz, size de söylüyor. Sadece siz onun kendiniz olduğunu zannediyorsunuz. Fakat aslında o
farklı birisi. Sadece veliler, evliyalar onun şeytan olduğunu biliyorlar. Biz ise şeytan olduğunu bilmiyoruz. Bak şahsını görmedim, sesini işittim diyor. Siz hiç işittiniz mi şeytanın sesini? He? Her zaman şeytanın sesini işitmesen imtihan olmaz zaten. Şeytan her zaman müdahil, her zaman ne yapıyor? Bak içimizden diyor ki, ya ders de çok uzadı diyor ya. Bir an önce bitse de, yani şu karnımız da aç yemeğe yesek de. Ama tabii doğru söylüyor. Hak veriyoruz bazı hususlarda. Ufak tefek meselelerde hak vereceğiz, önemli konularda vermeyeceğiz. Hayli uzun oldu, bir saat oldu. Aslında çok güzel yerler var. Merak edenler inşallah buralardan okurlar. Sözlerde şeytanı çok güzel tarif ediyor. Yani bununla ilgili Risale-i Nur'da çok detaylı bilgiler var. İnşallah siz zaten okursunuz. El-Ariful Tekfirul İşara. Arife işaret yeter. Cenab-ı Hak bizleri insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza eylesin. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.